Sayı problemleri. Konumuz sayı problemleri. Sayı problemlerinin en önemli kısmı problemin çok iyi okunmasıdır. Verilen örnek ilk başlamında itibaren okunarak denklem oluşturmaya çalışılır. İstenen iyi belirlenmelidir ve belirlenen ifadeler matematik ifadeye çevrilmelidir. Şimdi fazla büyük bir konusu yoktur sayı problemlerinin. Farklı örneklerle işe başlarız ve birçok örnekle devam edilir. 1. Ufak örneklerle devam ediyoruz. Bir sayının 5 fazlası bunu sana mesela bir sayının 2 katı. Şimdi burada önemli olan dediğim gibi problemi okuyarak baştan itibaren çözüme gidilir. Denklem oluşturmaya başlanır. Bir sayının buralar okuduk. Bir sayı hangi sayı bilmiyoruz. Bilmiyorsak biz bilinmeyen olarak devamlı x kullanıyoruz. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. A, B, C, X, Y adınızı bile yazabilirsiniz. Önemli değil. Bir sayının buraya kadar okuduk. Ondan sonra devam ediyoruz. 5 fazlası. 5 fazlası. Fazla ne demektir? Artı demektir. Artı 5. Yine bir sayının okuduk. Bir sayı x. 2 katı. Katı demek çarpım haline demektir. Çarpı 2 ya da 2x. 2 çarpı x gibi olabilir. Bir sayının 3 eksi yine bir sayı x 3 eksi eksi 3 demektir. Bir sayının 7 fazlasının 2 katı mesela. Bir sayı hangi sayı bilmiyoruz. O zaman x'tir. 7 fazlası. Bakın okuyup okumayı bitirmeden denklemi oluşturmaya başlıyoruz. Bir sayı bulduk. 7 fazlası artı 7 demek, 7 demektir. Buraya kadar denklem oluşturduk. 2 katı. 2 katı diyorsa bu 2 çarpı 2 yapacağız ama bu çarpı 2 buna önce oluşturduğumuz tüm denkleme aittir. Yani tüm denkleme çarpılması gerekiyor. O yüzden x artı 7 çarpı 2 şeklinde yazarız. Bunu da parantez dışarısına çıkardığımızda çarpmanın toplamı üzerine dağılma özelliği 2 çarpı 7 14 artı 2 çarpı x 2x şeklinde yazabiliriz. Önemli olan okumak. Bir sayının karesi. Bir sayı budur. Karesi budur. Bir sayının küpü. Sayı budur. Küpü de budur. Bunları silip örneğe devam edelim. Evet. Bir sayının iki eksiğinin üç katının yarısının diyelim beş fazlası olsun. Bunun oradan burada denklemi oluşturmak. Okumaya başlıyoruz. Bir sayının hemen burada dur. Gitme daha fazla. Bir sayı. Bu ne demektir? Bilmiyoruz. O zaman x'tir bu. 2 eksiğinin 2 eksiğinin yani eksi 2 3 katı çarpı 3 yarısı yani 1 bölü 2 5 fazlası yani artı 5. Evet. Bunu yan yana getiriyoruz. Bunu birleştirdiğimizde ne olabilir? Arada eksi varsa x eksi 2 olabilir. Yan yana getirdim. Ondan sonra
Birleştirdiğim bu kısmı bununla yan yana getireceğim. X eksi 2 çarpı 3 olacak ama bu çarpı tabii komplesini alması gerekiyor. Çarpı 3. Bununla bunu yan yana getireceğiz. Yine o da çarpım halinde. 1 bölü 2 ama çarpım halinde. Yine komplesini çarpım haline yazıyoruz. X eksi 2 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2. Bununla bunu yan yana getireceğiz. X eksi 2 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2 artı 5. Denklemi bu şekilde oluşturabiliyoruz. 3 kere 1 3 zaten. Ondan sonra bunları da açabiliriz. 3 çarpı x 3x 3 çarpı eksi 2 6 bölü 2 artı 5. Bu bir denklem oluşturdu. Ondan sonra devamı gelecek tabii ki. İşte bu sayının 5 fazlası işte 5 fazlası 30'dur diyelim mesela. Bunu atıyorum. 30'dur. Tam sonuç çıkmayabilir. Bu sayı kaçtır diyebilir. O zaman eşittir 30 imiş. 5'i bu tarafa attım. 3x eksi 6 bölü 2 eksi olarak geçti. Eksi 5 olarak geçiyor ve 25 kalıyor. Bunun paydasında 1 var. Gizli bir. İşler dışarı yaptığımızda 3x eksi 6 eşittir 25 çarpı 2. 3x eksi 6 eşittir 50. 25'te. Eksi 6'yı bu tarafa gönderdiğimizde 3x eşittir. Artı 6 olarak geçer ve 54 yapar. X eşittir 18. 18 tevafuk çıktı. Kafadan attım az önce. Burada önemli olan bu denklemin oluşturulmuş şekli. Bu kısmı iyi anladığımızda soruları çok rahat şekilde çözebileceğiz. Örneklerle devam edelim. Şimdi her zaman bir sayı demiyor. Gizli özne gibi bir ifade veriyor. Mesela bir örnekte. 4 katının burada gizli özne var. 5 fazlası 37'ye eşit olan sayı. Eşit olan sayı. Burada bir sayı yazısı yok ya da hangi sayı yok. Direkt 4 katının diyor. 4 katının burada bir gizli özne gösteriyor. Yani neyin 4 katı? Hangi sayının 4 katı? Bilmiyorum. Hangi sayı olduğunu bilmiyorum. Yine burada bir hangi sayı ifadesini işaret ediyor. Bilmediğim sayı x olacak. Demek bundan önce bir x varmış. 4 katı çarpı 4. 5 fazlası artı 5. 37 eşittir 37'ymiş. Yan yana getiriyoruz. Bunu yan yana getirdiğimde x artı 4 olacak. Bunu yan yana getirdiğimde, pardon, çarpı bu. X çarpı 4 olacak. X çarpı 4. Bunu yan yana getirdiğimizde x çarpı 4 artı 5 ve bunu yanlarına getirdiğimde eşittir 37 çıkıyor. 5'i bu tarafa atarız. Eksi 5 olarak geçer. İşaret değiştirir. 4x eşittir 32. Her tarafı 4'e bölerim. 4 ile sadeleşir. Bu tarafta sadece x kalır. Bu tarafta ise 8 çıkar. Bu sayı 8 imiş. Yine bir soru. Şunu çizelim. Karesinin 2 diyelim. Karesinin ya da sayıyı vermeye gerek yok aslında. Diğer videolarda unutabiliriz. Karesinin 9 eksi 9 eksi 9 eksiğinin karesine eşit olan sayı. Eşit olan sayı. Sayı kaçtır? Şimdi bunu silmek amaçlı yazmışım. Karesinin 9 eksiği. Neyin karesi? Bilmiyorum. Bilmediğim şey de x diyorum genelde. X'in karesinin 9 eksi, eksi 9. 9 eksinin neyin 9 eksi? Bilmediğim sayının yani x'in. Ama aynı sayıyı ifade ediyor. Bilmediğim sayının 9 eksiğinin karesi. Bakın bu kare işlemi önemli bakın. Karesini diyor. Önce bilmediğim sayının karesini alıp 9 çıkarıyoruz. Burada diyor ki bilmediğim sayının 9 eksiğinin karesi birbirine eşitmiş.
Bunun karesini aldığında x kare eksi 9 bu taraf. Bu taraf birincinin karesi x kare. Birinci ikincinin çarpımı 2 katı. Eksi 2 çarpı 9 çarpı x. Artı ikincinin karesi 81. Kare, x kareler her iki tarafta da aynı işaretli olduğu için ve kat sayıları aynı olduğu için birbirini götürür. Bu tarafta şöyle yazıyorum. Eksi 9 eşittir. Eksi 18 x artı 81. 18 x eksi olduğu için bunu bu tarafa atıyorum. Artı olması için. Artı 18 x olarak geçer. Eksi 9 da bu tarafa alırım. Artı 9 olarak geçer. Sol tarafta 18 x. Sağ tarafta 81 artı 9 da 90 olur. Her tarafı 18'e böldüğümüzde zannedersem bundan x eşittir 5 çıkar. Bu şekilde 5 sayısını bulduk, x'i bulduk. Yine önemli olan şu denklemi oluşturmak. Karesinin, yani bilinmeyen sayının karesinin 9 eksi. Yine bilinmeyen sayının, bakın önce karesini almış, karesini aldık sonra 9 eksildik. Burada ise önce eksiltiyor. Yani bilmediğimiz sayıdan, x'ten önce 9 çıkarıyor sonra karesini alıyor. Bakın sonraki karesi işlemi komplesine yapıyor. Burada unutmuyoruz. Bakın sırası geldikçe komplesine yapıyor. Mesela şu soruda eğer önce deseydik işte 5 fazlasının 4 katı deseydi. 4 katı. 5 fazlası olan sayı ne? Bilmiyoruz. X diyoruz ona. X'in buraya x dedik. Buraya artı 5 oluyor. Buna çarpı 4 oluyor. Burada denklem önce bunu yan yana getiriyoruz. X artı 4 yapıyor. 5 yapıyor pardon. Sonra bu oluşturduğumuz denklemle ikinci sıradakine, sıradaki denklemi yan yana getirdiğimde x artı 5'in komple çarpı 4 şeklinde yazılıyor denklem. Zaten sayı problemlerinde en önemli kısım bu denklemi oluşturmaktır. Denklem oluşturduktan sonra devamı gelecektir.